Gökü yiyorsa niye oğlum? Eşit bir vs olmazsa niye vs atayım kardeşim gökü yiyorsa? Tamam ya, korkuyoruz ama. Aynen korkuyoruz kardeşim. Şu an korktuk, altımıza işedik. Eşit bir vs olmazsa niye atayım kardeşim? Ben 5 vereyim, adamın ya, yanda oynayacak. Topun bir tane perede atalım. Adam gelmiş 8 ve 8 kadrosu. Bizim kadromuz amına koyayım, daha yeni dışarıdan getirdiğimiz adamlarla daha bir şey diyeceğim gelmişiz. Yani gelip Gökhan, de mantıklı bize. Efendim kanki. Kanka bak şimdi ben senin komutunda ilk defa oynuyorum. Aynen. Skylardan biri geldi. Ve şu anda biz PK için kurduk bu partiyi. Ve yok adamlar kendini yani göstermeye geldi zaten. Bunun biz de farkındayız. Bu kadar basit. Yani kendi hesap yapmak istiyor. Gelip buraya mı şekil yapacaklar? Ben de ona izin vereceğim. O kadar atlalım yani. Benim anlamadığım uçarlar bunların hep vardı. Biz sürekli altardayken niye böyle bir şey yapmadılardı? Şimdi biz çalları bozduktan sonra böyle bir şey yapıyorlar. Ne diyorum? Geçir koyar 5.'sini. Bana dalanı teklesene. Yan bastım ben kullanıyorum. Takipçi kasıyorlar Gökhan, sen diyor. Yok sıkıntı değil kardeşim, ne diyorum. 5 tane PR olur gelip olmazsa atmayın. Bu kadar da. Yayını izleyip çallara giren onlar bunlar. Yani bu serverda değillerdi. Ben A3'e girince aradan yarım saat sonra gelen bunlar. Yani tüm kasmak isteyen sensin can dostum. Helal. Ah. Bizim ikinci LR çarını bozdu kardeşim. Ahmet'i çara gidiyorduk, LR'yi bozdu. Neden TS çağırayım ki kardeşim, telefon numaram var. Geçen nasıl arıyorsa o kadar erkekse şimdi de arayabilirdi gelmeden önce. Demek ki o kadar erkek değilmiş. Nasıl ben o çallarda ben yokum diyebiliyorsa, telefonla arıyorsa kardeşim Gökhan ben geliyorum LS atabilir miyiz diyebilir. Ha, tamam tam korktuk, hadi altı şey yapak ya, tamam atak gelmiyorlarsa. Üzerem bakayım azat biz. Ya azat biz küfür ediyorlarsa yapacak bir şey yok yani, ne diyeyim yani, o küfürün karşılığını bulurlar. Yani o orada kalmaz, kafasını yormasınlar. Küfür ediyorlarsa ben onlara hayli fazlasını ederim. Sen dert etme onu. Orada burada benim zamanında götümü yalayan insanlar, ilk serverlarda götümü CS'ye birlikte girelim, Gökhan'ım kazanalım, parayı alalım diyen insanlar şimdi götümü kalkmış bana laf ediyorlar, küfür ediyorlar. Kardeşim bak sana ne diyorum, geçen telefonla arayıp ben değilim diyen insan şimdi telefonla arayıp Gökhan gel vs atalım diyebilir. Anladın mı can dostum? Eşit bir vs istiyoruz. Eşit atarız. Kesmek veya kesilmek bizim için önemli değil. Biz zaten böyle toplam bir parti yaptık. Random girip atacağız PK'mızı. Ama kendi gücünü göstermek isteyen onlar. Aynen kardeşim, korkuyorum ben ya. Ben de onu diyorum. Çok korkuyorum şu an. Kesilmek benim için o kadar önemli ki. Kesilirsem namusumu kaybedeceğim yani. O derece korkuyorum. Onlar için namus meselesi olduğu için ben o kadar korkuyorum yani. Kardeşim oradan laf taşıma ya. Sen niye adamların köpekliğini yapıyorsun ki laf taşıyorsun? Ya siz adamların niye köpeklerini yapıp laf taşıyorsunuz? Siktir et, ne diyorsa der. İt yürür, kervan yürür amına diyor. TR itemlerimi vereyim. Bende TR item yok ki vereyim. Benim prime şey vermeyelim, fazla prim vermeyelim ya. Oğlum milletin gidip anasına bacısına niye sövüyorsunuz onları? Yok kardeşim, farkındayım ben de zaten küfür etmediklerinin ya. Burada chatte 3-4 tane insanı ben gazına gelmem. Dert misin? Niye? Bunlar 3 parti meyci yok muymuş? Gidip isteyemezler mi kendileri? Kanka ben BF4'e giriyorum. 4'ü FR yapıyorlardır. O yok, adamlar ha falan yiyor, yeni esir. Efendim kanka. Ses kapatsana yayını. Hah, ne oldu? Hadi. Evet. Tamam, kim küfür ediyor? Sen bana onun ismini söylesene mi küfür eder? Konuşuyor da. Tamam, kim küfür ediyor? Sen onu söyle. Ben küfür edeceğim. Yandan tamam abi, küfür etme, boş ver adamı. Yok yok, yanları küfür ediyor. Ay soluk bunun bilmem ne yapayım falan dedi. Hakan ne dedi, ne dedi? Ya ay gelirim gerekirse bunların anasını bir şey yapmış, bunları yerim falan bir şeyler diyor kanka. O yan değeresinin ismi neymiş? Söyle de ben anasının üstünden bir geçeyim. Tolga, ananı atlarım lan senin. Amına kodum dostur mostur orospu çocuğu. Karını siktirtme bana, o götün başına ayrı oynamasın orospu çocuğu. Ha? Dostur musun, mostur musun altarın başında, anasını siktimin evladı. Anan sikiliyordu lan amına kodumun çocuğu. Dostur, mostur, kostur diye nick yaptığın zaman. Karısını siktimin evladı. Kendi teamından çıkıp siktir olup gittikten sonra onu bunun yalaması olmayı çok biliyorsun herhalde. Anasını siktimin çocuğu. Gelip burada bizim adamlara küfür edeceksin, ben sana küfür etmeyeceğim. Ha? Amına kodumun çocuğu. Efendim. Sana yazdığımı söyle, muhatap olma, kapat telefonunu. Ben dedim zaten. Ya. Burada karar merci ben değilim. Gökhan dedim. Ya adam Gökhan zaten biraz dedim. Karakteri olsa böyle bir an çıkıp gelmez. Nasıl? Şunu konuşuyorlar. Ha. Şunu konuşuyorlar. Bu bahanesiymiş işin. Zamanında bizim chatten sözde BB küfür edenler olmuş. Dedim bizden chatten küfür edenleri dedim. Peki herkes edebilir. Gökhan da müdahale edebilir. Ben kimsenin evet. Klavyesinin şey değilim, sahibi değilim. Ederse Gökhan, de banlarız, timeout atar geçer. Bu kadar basit. Gökhan zaten dedim müdahale etti bu konuya dedim. Kimse kimseyi sövmeyecek dedi. Hatta şunu da belirtti dedim. O kolda küfür etmiş. Onun anasını ayrı sikerim ama. Onlardaki güç hani bizde olsa belki biz daha kötü yaparız dedik. BB'yi iyi şekilde yönetiyor dedik. Biz BB'ye buradan karşı bizden bir cümle gelmedi. Kimseye hiçbir kalabalık etmedik. Ya tamam, bunu açıklaması yapmak zorunda değilsin. Hayır, aynen. Onların yaptığı kahveliği devam ettiriyorlar. Demek ki kahvelik bunlarda abiden geçiyor herhalde. Abiden artık. Abileri kimse baştaki abilerinden kahpelik geçiyor artık. Ben adamlık geçmiyor. Kahpelik geçiyor herhalde. Burada Kutlu Bilge Gökhan'cığım kardeşim diye geçiniyordu. Sen de bir saygı gösteriyordun. Oraya geçip de propaganda yapıyor. Ayrıca şu da var. Biz o gün çile vurduğumuzda kim var kim yok diye sorgulamayız. Biz zaten bahçeleri vuracağız dedik. Kimseden de herhangi bir destur almadık. Biz oynayan PK atan bir ekibiz. Canımız böyle istiyor. Bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapıyoruz. Gelip de orada boş boş konuşması yani yanlış. Yaşın madem bu kadar ermiş, aklı başında, aklı selim bir insansın. Bu propagandayı yapmazsın, anladın mı? Yok Maradon sohbetleri falan. Kimin ne yapacağı seni ilgilendirmez ya. Burada oyun oynuyoruz. Öyle götü başı kimsenin kalkmasın arkadaşım. Azat değilsin. Zaten şu an biz öylesine random bir kadro çıkardık yani. Bak şeyden Hilmi'yi getirdik. Skylar'dan filan. Adam yok. Aha Hilmi burada. Yalansa yalanlasın. Westof'un çarına girdi. Çanlarda filan item yok bizim. Maksat gidelim öyle 1 saat 2 saat PK atıp siktir olup gidelim. Ama böyle kahve gibi hani yani. Dostun olsa selamünaleyküm Gökhan der. Yani Kutlu Bilge'de numaram yok mu? Geçen arayan Anadolu Kaptay'ın şunu diyemez mi? Yo OBS'de ben yoktum diyen insan telefonla arayıp kanka geleceğiz de VS atalım mı eşit bir şekilde diyecek karakterde değil mi? Demek ki abilerinden artık adamlık değil karaktersizlikler alıyorlar. Çok doğru, çok doğru ilerliyorlar. Böyle de devam etsinler. Abilerinden ne alıyorlarsa devam etsinler. Çünkü yakışan o onlara. Ulan ben Hilmi ilk defa komutumu dinliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben adamla sadece burada sohbet muhabbet olsun diye gidiyoruz. Takılıyoruz ama gelip burada bunu yapmaları bildiğin karaktersizlik. Geçen gün farm yaptığımız diye öğretmenim. Laf taşıma kardeşim oradan. Boş verin. Oradan laf taşımayın ya. Buradan da laf götürmeyin bak. Bizim de sevenimiz kadar sevmeniz var. Seven kardeşlerim gidip oradan laf taşımayın. Tamam mı? Yani şu dangalakları banlayın. Aynen şu chatte laf taşıyanlar, o sana bunu dedi, bu sana bunu dedi diyenler falan varsa moderatörlere bakın, banlama. Time out at geç. Yani böyle oradan o sana bunu dedi, şu sana şunu dedi, oradan bunu dedi. Devamına koyup at time out'u geç, hiç uğraşma. Kardeşim adamın anasına sövme, adamın anasına. Ne sövüyorsun Kutlu Bilge'nin anasına? Ne yapacaksın amına dedim. Gel realde bunu yapayım demişim. Manyak mısın? Adam anasına ne sövüyorsun? Yok bir bahçe vurduk diye bu kadar büyütüyorlarsa olayı bilmiyorum. PK'tan ekiplerin o zaman komple hepsini kaldırsınlar ortadan. Ben çözemedim. Burada biz zaten amacımız bahçe ekiplerini vurmaktı. Herkes kendi gücünü göstersin dedik. Bir bakalım. Hani biz yapıyorduk ya, bakalım aynılarını yapıyorlar mı? Aynılarını yaptılar. İlk gün ağaçı vurduk. Ağaçta 8 parti artı 2-3 partide BB'nin meci gelip oynadılar. Kimseden herhangi bir cümle hani kimse küfür etmedi. Argo kelime kullanmadı. Ben de boşu boşuna yani kendilerini yırtıyorlar. Biz burada çarlarımız hep vardı. Altar'da Gökhan hep yayın açtı. Bu zamana kadar bir sıkıntı olmadı. Şimdi mi sıkıntı oldu? Turgay boş ver kardeşim. Milletin chatine falan gidip bir şeyler yazmayın. Önemsemeyin o insanları. Adamın zaten amacı buradan bir hype yapıp çıkıp vs atma, kesmek veya kesilmek, kendini göstermek, gücünü göstermek, bundan başka bir şey değil ki. Adam senin en güçsüz olduğun, en savunmasız olduğu zamana gelecek, bir şeyini gösterecek, bunu yapacak. Beni geçen telefondan arayan insan, örneğini veriyorum hadi, niye aramıyor? Yani diyorum, biz değiliz, o çardakiler biz değiliz diyebiliyor da Gökhan biz geliyoruz, bir böyle vs atalım, kardeşim, zamanında kardeşim diye götümü yalayan adam. Şimdi telefonlar arayıp kardeşim biz geliyoruz vs atalım diyemiyor mu? O karaktere sahip değil mi? Yanındaki abisi ona o karakterle eğitmemiş mi abisi? Yoksa abisi artık karaktersizlik mi veriyor yanındaki abisi? Ya burada aslında Anadolu klanının herhangi bir üyesi hiçbir şey yapmadı. Orada direkt Kutlu Bilge gelip TS ortamında propaganda yürüttü. Algı operasyonu yaptı. Yani kışkırtma çekti. Sıkıntı yok. Bizden bu kimseye oradan küfür gelmedi başta. Sonradan oradan yayın açıp küfür yiyince bunlar oldu. Ha, ben şunu da söyleyeyim. Bizim itemlerimiz düşük seviyede şu anda. Sıkıntı yok, yine atarız. Kimseden kaçmadık. O gün Inex VS'sinde de kaçmadık. Şimdi de kaçmayız. Bu oyunun kesme zaten fıkratında var aga. Yani çok kasmaya gerek yok. Ölsek de bir problem değil. En fazla video düşer. Videoya like atar geçeriz yani. Yıllardan beri yaptığımız şeyi ölürüz, kalkarız, devam ederiz. Problem değil. Ama boş mevzular. Arkadaş bizim DB prestimiz. Engin kardeşim, Engin. Anlıyorsun. Bizim kulağımız. Abi oyunda ölünce real hayatta ölmüyor. Bilmiyorum, o kadar dert etmişler herhalde. Gidelim biz 8'e 8 bir tane vursun, öldürsün. Kardeşim. O küfür eden Tolga mıydı o anasını siktiğini Tolga'sı? Şey dolaşıyor. Anasını sikerim beni sinir etmesin. Tolga, bu arada bana diyor ki Tolga küfür etmedi. Hani ben böyle diyorum. Yo, Azat Reis yalan mı söyleyecek? Azat Reis bana dedi ki o çocuk sana küfür etti dedi. Azat Reis mi yalan söyleyecek? Oğlum ben 2 dakika açtım, adamlar bana bile sövmüş. Hiçbirini tanımıyorum bile amına koyayım. Ya, Azat Reis diyor bana küfür, sana küfür ediyorlar dedi. Arada Azat Reis mi yalan söyleyecek? Yarrı! Küfür etmek yanlış kanka, çünkü sen kaç yıldan beri tanıyorsun Gökhan Anadolu'da? Kanka bana sallıyorlarmış galiba bizim çocuklar da chatten bize söylüyorlar. Sallıyorlar falan. Siz de Skylar'a mı sövüyorlar? Hilmi sana kanka, mı sövüyorlar? Yani ben Engin dedi bana kanka PK atacak mısın? PK biz bugün PK atmıyorduk. PK atar mısın dedi Engin bana. Ben dedim tamam geleyim kankam dedim. Sıkıntı yok zaten boştayız. PK için geldim yani benim VS ile falanla filanla. Yani ben yanlayer oynuyorum da bu adamın komutunu ben ilk defa dinliyorum. Bu adamın partisinde ilk defa oynuyorum. Adam ben 3-5-8-6 TP yapıyorum. Bu adam evet, 6 sisteme 6 adam 6'yı çekiyor. 3-6'yı 8-5'i falan çekiyor. Ben sana bir örnek vereyim mi İlmi? Ümit daha yeni varyoru bozup bu çocuk bizimle oynamaya başladı. Hakan desen 2 senedir Priest oynamıyordu bu çocuk. Hakan 2 senedir değil Priest oynamayı bilmiyor. Yani öyle bir konuşuyorlar ki yani öyle bir şey yapıyor ki bizim burada oynadığımız ekipler vs anlamında Twice yani kimseyi küçümsemiyorum yanlış anlamayın absolut bu tarz ekipler yani biraz daha uslucu kılanlar orada seveyim biliyorum vs, soğan başka bir konu var ama NTT Game yetkilerine bir bundan kaçmıyoruz. Seslen yayından yurt dizisi 5 dakika oyunda bak, duramıyoruz bozulun sevimli el at. Kanka adam zaten hani full hazır gelip geliyorlar. İlla ki yayını izleyen ve Entity Anadolu'nun falan yayını izleyen Entity Game yetkileri falan varmış. Bak yurt dışından oyuna giriş olmuyormuş aga bak. Adamlar yurt dışından oyuna giriş yapamıyorum. 5 dakikada bir DC yiyorum diyor. Bak Discord'dan falan yazıyoruz. Bizi engelliyor falan diyor adam. Bu adamın 2 haftadır attığı bağış. Sürekli 2 haftadır böyle bağış atıp duruyor bu adam. Bununla da ilgilenin.